yerel seçimlerde de YSK darbesi başta olmak üzere her türlü iftira ve manipülasyon başta olmak üzere belediyelerimizi topal ördeğe çevirmeye çalışan düzeneklere rağmen onlar başta olmak üzere halkımızla buluşuyoruz, halkımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Genel merkezimizde, belediyelerimizde, örgütümüzde, gençlik kollarımızda, kadın kollarımızda inandığımız değerleri halkımızın sorunlarını dinleyerek hayata geçirmek için iktidar devir teslimine demokratik ve barışçı yoldan bir e, gerçekleşecek seçimle iktidar teslimine e, hazırlanıyoruz. E, bunun telaşı var, bunun yıldırma çabası var, bunun sindirme çabası var ama Cumhuriyet Halk Partisi kadroları sinmez, geri adım atmaz. Tabii önemli. Şimdi şöyle, bu e, şimdi kitapçıktan bahsediyoruz. Kitapçık şöyle bir kitapçık, ben size göstereyim. Yani 49 sayfalık bir kitapçık. Aslında baktığınız zaman kitapçıkta bol sayıda karikatürler var. ve bu kitapçıkla ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetimi hakkında dokunulmazlığın kaldırılması, yargılanması için parlament diyor bu kitapçıkla ilgili fezleke geldi. İnanılır gibi değil ya gerçekten. Temmuz 2020'de yayınlanmış. Cumhuriyet Halk Partisi bunu hazırlatıp yayınladıktan sonra e, ...mahkemelik oldu, dava açtılar... ...toplatılması kararı çıktı... E, ...toplatıldığı bir anlamda... ...bu kitapçıklar, doğru mu? Evet, e, bildiğim evet, kadarıyla evet. siz... ...getirmişsiniz evet. buraya sonuç olarak... Evet. ...ama e, yani... ...niye bu, demin de sordum... E, ...neden... ...Temmuz'da yayınlandı kitap... E, Ağustos'ta olmadı, Eylül'de olmadı, Ekim'de olmadı, Kasım'da olmadı, Aralık'ta olmadı, Ocak'ta olmadı, Şubat'ta olmadı, Mart'ta olmadı. Niye Nisan'da fezleke geldi? Çünkü Türkiye yönetemedikleri, Türkiye'yi e, ofis personeli diye e, işe aldığı gençlerin e, çok kısa sürede zenginleştiği, çok kısa sürede lüks arabalara sahip olduğu, çok kısa sürede e, kokain kullanır bir hale geldiği gençlerimizin, milyonlarca gencimizin işsiz iş kurum kapısında beklerken kendilerine yakın kadroların her türlü imkana sahip olduğu bir uyuşturucu ülke adı, gerçeğinin tartışılmasını istemiyorlar. Uyuşturucu adı vermeyelim de o, yanlış olur o. 128 yani. milyar doların nereye harcandığının tartışılmasını istemiyorlar. Eğer kuru ekmek yiyorsanız demek ki aç değilsiniz diyen Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin eee Sözlerinin duyulmasını istemiyorlar. Hukuksuzluğun ortaya çıkarılmasını istemiyorlar. Afişlerin hiçbir mahkeme kararı olmaksızın indirilmesinin tartışılmasını istemiyorlar. Dolayısıyla aslında tamamen iflas etmiş bir ülkeyi yönetemeyen, 20 ayda 3 merkez bankası başkanını değiştiren, 4 TÜİK başkanını değiştiren, güreşçileri bankaların yönetim kurullarını alan, Torpillileri dörder beşer maaşlı istihdam eden fakat milletin evladı, halkın çocukları işsiz gezerken 10 milyondan fazla işsize doğru düzgün bir bütçe tahsisatı yapamayan bir hükümet Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve diğer muhalefet partilerini sindirmeye çalışıyor. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece İyi Parti değil, Saadet Partisi değil, Demokrat Parti değil, HDP değil Türkiye'deki tüm partiler, yeni kurulan partiler, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de Benzeri mekanizmalarla susturulmak ve e, muhalefet yapamaz duruma getirilmek istiyor. Diyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kadroları e, hodri meydan diyerek e, buna Şimdi, dur diyecekler. Aslında dediğiniz şey bir örnek var. E, Anadolu Ajansı'nda genel müdürüydü Şenol Kazancı. Görevden alındı. Sözde istifa etti ya da neyse. Kimdi e, Şenol Kazancı? E, Sayın e, Bilal. Erdoğan'ın okulun adını duyunca diyeceksiniz ki okul mezunu işsiz yok. Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu'nun sınıf arkadaşı. Peki Türk şeyden TRT Genel Müdürlüğü'nden alındı da ne oldu? İşsiz mi kaldı? Benim çocuğum işsiz diyenlere söylüyorum. Beyefendi Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'ndan alındı. Varlık fonunda başkanlığını Sayın Erdoğan yaptığı fonundaki Türksel'e yönetim kurulu üyesi oldu. Maaş ne kadar biliyor musunuz? 56 bin liracık. Sadece 56 bin lira. Yani bu normal mi? Sayın Açık Ramazan'a girdik. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre rakamı açıkladı. 30 günlük fitre bir ailenin alma hakkı olan inancımıza göre fitre asgari ücretin üstünde. Yoksulluk o kadar arttı ki fakirlik o kadar arttı ki bir tarafta bu fakirlik yoksulluk hikayeleri, borç hikayeleri, iflas hikayeleri Fatih Bey. Diğer taraftan 1 2 3 4 maaşa bile gözü doymayan, tamah eden e, lüks ve şatafat içerisinde yaşamayı doğal bir hak gibi gören sarayın imtiz, imtiyazlı zümresi. Bir tarafta yurttaşlar, bir, bir tarafta saray zümresi. Bunun bu tablonun görülmesini istemiyorlar. Bakın Milletvekillerimiz gerek Sayıştay raporlarından gerek soru önergelerinden ve araştırma önergelerinden gerekse medya kanalıyla edindikleri bilgilerden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm kadrolarına kadar sirayet etme noktasına gelmiş üst yönetimde yüksek maaş alan çok fazla sayıda lüks yaşam sağlamaya müsait kadroların tespitini yaptılar ve bunu basınla paylaşıyorlar. Fakat bu konuda da tüm karartmalara ve sansüre rağmen halkımız şu gerçeği görüyor. Artık saray hükümeti yerde oturup iftar sofrası açma görüntülerine rağmen sırça köşkünde lüks ve şatafat içerisinde yaşıyor. Yoksulluğu yaşayan, evine kuru ekmeği götüremeyen, gıda enflasyonundan, %40'ı bulmuş gıda enflasyonundan, muzdarip 10 milyonları sırtını dönen bir saray rejimi var. Bu tablo rahatsız ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Onun için amirallere eziyet ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolar hakkında fezleke çıkarıyorlar. Boğaziçi öğrencilerini itip kakıyorlar. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar gününde sesini duyurmaya çalışan İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınları, emekçi kadınları susturmaya, joplamaya çalışıyorlar. Bütün bunlar bizim İl ve ilçe örgütlerimiz tarafından e, pankartlarla, basın açıklamalarıyla gündeme getiriliyor, taşınıyor. Türkiye'de bir tek yurttaş yok ki sorununu Cumhuriyet Halk Partisi'ne anlatamasın. Ve bizim Anadolu'yu gezen tüm milletvekillerimiz bu meseleleri meclis kürsüsüne taşıyoruz, medyaya taşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti, ana muhalefeti susturma çabasının arkasındaki sebep bu. Bu bir korku psikolojisidir. İktidarı kaybedeceklerini gördüler. Telaş ve korku içerisinde bizi sindirebileceklerini zannediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını, Millet İttifakı'nın kadrolarını sindiremeyecekler. Peki, e, demin söyledim 56 bin lira maaş almaya başlamış Anadolu Ajansı'ndaki görevinden anından Şenol Kazancı. E, Türk hemen yönetim kurulu üyesi olmuş 56 bin lira. Bu arada e, Sayın Erdoğan iki gün önce Millet İttifakı'nın açılışında gençler işsizlikten söz edince Dedi ki kardeşim ne işsizliği? Aynen sözü şuydu. Onu vereyim size. İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. O da şu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Ve şöyle devam ediyor. Birçok arkadaşımız üniversiteden mezun oluyor fakat istihdam sorunu yaşıyor. Burada bir planlama sorunu var mı sorusuna şu yanıtı vermiş. Dikkatle dinleyin. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Yani sizin çocuklarınız ve gençleriniz kalifikasyon konusunda eksiği var ve kendini ispat edemiyor Sayın Cumhurbaşkanı'na göre. Etse iş bulacak. Demek ki edemiyor. Benim de birçok tanıdığım var. Bilkent mezunu, Ottu mezunu, Boğaziçi mezunu. Çocukların hepsi işsiz. Demek ki kalifikasyon sorunları var. Demek ki kendini ispat, ispatlayamıyor. Ne diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Siz bir öğretim aynı zamanda. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde istihdam ve eğitim arasındaki bağ koptu Fatih Bey. Eğitim kalite kaybetti, öğrencilerimiz almaları gereken nitelikte kalitele eğitim alamıyorlar. İstihdam ise maalesef arzulanan düzeyde gerçekleşmiyor çünkü rant ekonomisine yatırım yapmış betona yatırım yapmış yıllarca bir parti. Üreten Türkiye için gerekli olan fabrikaları ve işi, iş yerlerini açamıyor. Mart ayı itibariyle iş kura 800'e yakın doktoralı, 18.000'e yakın master derecesi olan, 400.000'den fazla lisans derecesi olan, 330.000'den fazla da yüksek okul derecesi olan kardeşimiz başvurdu, yurttaşımız başvurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi bu kadar geniş sayıda diplomalı işsizimize iş bulamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da sanki bu gençlerde hiçbir kalifikasyon yokmuş, hiçbir nitelik ve meziyet yokmuş gibi, liyakat yokmuş gibi suçu gençlere atıyor. Kalifikasyonu yok diye onlara İsterseniz atıyor. bir dinleyelim. şey var o ses. Yani belki şimdi izleyicilerin altında şu kalabilir. Ya Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir söz söylemez. Nerede söylemiş diye. Getir sevgili Kutay, o sesi bir duyalım. Kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Şu anda birçok arkadaşınız üniversitelerden mezun oluyor başarılı şekilde. Fakat istihdam sorunu yaşıyor. Acaba burada bir planlama sorunu mu var? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. O da şu, yani bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan rakamda aslında bu ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü, şimdi biraz daha şey yapmış oldu, artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu Covid meselesi sebebiyle tabi turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da ne yaptı? Olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Sizin öğrencileriniz kalifikasyon eksik olan, kendisini ispatlayamayan öğrenciler mi ki mezun olunca işsiz kaldılar? Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanı halkımızın sorunlarıyla alakasını kesmiş. Milletimizin işsizlik sorunu umurunda değil. Gençlerimizin kredi yurtlar kurumu borçları, e hacizler onu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu açıklamalar aslında ...halkın gerçekleriyle, halkın sorunlarıyla bağını koparmış bir saray hükümetinin durumunu tasvir ediyor. Bakın oraya davetli olarak çağırdıkları genç kardeşimiz bile burada bir sorun mu var diyor. Eğitimin nitelik kaybına sebep olmuş. Geldikleri günden itibaren 7-8 Milli Eğitim Bakanını ardı ardına değiştirmiş. Sınav sistemini, okulları, üniversiteleri, meslek liselerini yerle yeksan etmiş torpili ve kayırmacılığı istihdamın merkezine yerleştirmiş. 5.7 milyondan fazla gencimizin ise ne eğitimde ne istihdamda oldu. 10 küsür milyon insanımızın iş bulamadığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Fatih Bey, Türkiye'de insanlarımız, gençlerimiz bu kadar niteliksizse bu gençler nasıl Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında en üst düzeyde üniversite mezunlarımız beyin göçü olarak liseden başlayarak yurt dışına gidebiliyor. Niteliksiz olan gençlerimiz değil, niteliksiz olan saray hükümeti. Bunlara istihdam yaratamıyor. Bunlara fabrika, atölye yaratamıyor. Bunlara sektörel olarak gerekli becerileri kazandırmıyor, kazandıramıyor. Bugün hukuk fakültesi kuruyorlar. Dekanların arasında hukukçu yok. Üniversiteleri Kayyum rektörlerle yönetmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nin durumu ortada. Ankara Üniversitesi'nin ve diğer üniversitelerin durumu ortada. 20'den fazla üniversitenin rektörü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili. Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi kurdular. Dışarıdan bir hocayı dekan olarak atadılar. Teknokentler çalışmıyor. Meslek liseleri kaderine terk edilmiş. Anadolu'da açtıkları üniversitelerden mezun olan çocukların gidecek yeri yok. 5.7 milyon ne eğitimde ne istihdamda olan genç var. Dolayısıyla aileler ne yapıyor? Yıllarını çocuklarının eğitim masraflarına harcıyorlar. Devletin yapması gereken eğitim yatırımını aile yapıyor. Çocuk işsiz kalıyor. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanının umrunda değil. Umrunda değil. Aile bir de gence 10 sene bakıyor. Mezun olduktan sonra 35 yaşına gelmiş iş bulamayan yüz binlerce üniversite mezunu genç var. Ev genci oluyor. Şimdi buradan neyi görüyoruz? Halkın sorunlarıyla empatisini kaybetmiş. Umurunda olmayan ve memleketin sorunlarını çözme becerisini kaybetmiş. Merkez Bankası Başkanı'nı, TÜİK Başkanı'nı, Milli Eğitim Baş Bakanı'nı çarkı felek gibi değiştiren bir yönetim görüyoruz. Ve bu aslında... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitim politikalarının da iflasının ilanıdır. Sadece istihdam politikalarının değil, eğitim politikalarının da iflasının ilanıdır. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı oranı %3'ü geçmiyor. Bu oran Polonya'da %20'lerde. Polonya'da bile %20'lerde. Dolayısıyla mesele Türkiye'nin parlak beyinlerinde, üniversite gençliğinde değil. Mesele bunlara iş yaratamayan, yani aş yaratamayan... Kalifikasyonda değil. Ne demek kalifikasyon? Nitelik, beceri, iş için gerekli olan ehliyet... Yani bizim gençlerimiz beceriksiz anlamına mı geliyor? Onu diyor, onu diyor. Ama nasıl bir cumhurbaşkanı kendi ülkesinin gençlerine beceriksiz der? Beceriksiz diyor demek zorunda. Neden? Çünkü aşı konusunda biliyorsunuz skandal bir noktaya geldi Türkiye. Maalesef sağlıkçılarımız ve vatandaşlarımız hükümetin yanlış sağlık politikasının, aşı politikasının faturasını ödüyor. Kabahati 84 milyonu atıyor. Kendisi sorumsuz. Kendinin bundan bir sorumluluğu yok. İşsizlik var. Kabahat gençlerde. Niye? Tarım çökmüş. Kalifikasyon yetersiz. Tarım çökmüş. Kabahat çiftçi de. Emekli geçinemiyor. Kabahat emekli de. Ev kadınları gıda enflasyonundan şikayet ediyor. Kabahat kadında çünkü evde çok israf var. Sebze atılıyor, ekmek atılıyor vesaire atılıyor. Tasarruf için Yani atılıyor. herkes suçlu, evet. herkes sorumlu. Montro için amiraller vicdani, vatansever görevini yerine getiriyorlar. Belki su suistimal edildi zamanlamasıyla şununla bununla. Ama görüş bildiriyor bu insanlar. Amiral ve deniz hukukunu en iyi bilen insanlar. Montreux'u bunlardan daha iyi bilen kimse mi var? Amiraller suçlu, herkes suçlu bir tek makam saray ve bürokrasisi masum. Sayın Erdoğan'ın ben